erken de niyetle geldiğinizi herkes biliyor. Buranın hikayesini biliyor musunuz? Siz bu cesareti nereden aldınız? Biz gidelim şimdi abla. Ya gelir misin? Köpek oluyor diyorum sana. Korkuyorum diyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Eroğlu. Ben de Yağmur. Bugün hiç hoş gelmediğimiz bir yerdeyiz. Siz hoş geldiniz kanalımıza ama biz neredeyiz? Biz mezarlıktayız. Mezarlıkta ne işimiz var? Saat gece 12. 12'yi geçiyor ve biz mezarlıktayız. Sizin yüzünüzden çok istediğiniz için geldik ve çok korkuyoruz. Biz normalde korku içeriği çekmeyecektik Davutlu Köy videosundan sonra. Çünkü çok gerildik, çok negatif şeyler yaşadık ama... Ben yine kendi mezarlıktayım. Mezarlıktayız ve bunun ne olduğunu çözmeye çalıştık bir süre kadar. Daha girişten çok gerildik çünkü böyle... Tahminimce şeyler... içine su doldurup mezarları suluyorlar. İnşallah kimseyi rahatsız etmiyoruzdur. Bu arada girmeden bütün ölülerimizin ruhuna bir fatiha okuduk. Evet. İzleyen herkes de tüm ölülerimize fatiha okursa çok seviniriz. Evet. Biz başlayalım, ben çok gerginim çünkü. Burada 3-4 saat geçireceğiz bu arada. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Şimdi burada bizim dikkatimizi şöyle bir şey çekti. Burada birinci sokak, sonra ikinci ada gibi değişik şeyler var. Şimdi şöyle düşünüyorum. Muhtemelen çok büyük bir mezarlık ya bu. İnsanlar yakınlarının nerede olduğunu anlamak için herhalde böyle tabelalardan buluyorlar falan diye düşünüyorum. Bir de burası İstanbul'un en büyük mezarlıklarından biriymiş. Evet. O yüzden bayağı bir... Biz kaşınıyoruz. Biz kaşınıyoruz. Biz normal bir mezarlığa gelir miyiz? Hikayesi var buranın. Hikayesi olan bir yere özellikle geldik ki. Korkunç şeyler istiyorsunuz ya. Yani... Çok büyük bir mezarlık. Geniş geniş dolaşabiliriz. Ama çok gerginim ya. Ben gerçekten çok korkuyorum Tuval'da. Bir şey diyeceğim. Her an önüme bir şey çıkar korkusuyla geziniyorum şu an. Bazı mezarlıklara bu arada çekemiyoruz. Ölülere saygısızlık olmasın diye. Köpek sesi geliyor. Duyuyor musunuz? Kameraya geliyor mu ses bilmiyorum. Ben çok korkuyorum. Var ya Mücahit, bir tane laf duymuştum. Hayatı sorgulamak istiyorsanız ya yoğun bakım ünitelerini ya da bir mezarlığı gezin diye. Gerçekten doğru. Öyle şeyler söyleme bak. Zaten gergin bir ortamdayız. Güzel şeylerden bahsedelim. Şey, uğur böcekleri en güzel hayvanlar değiller mi? Evet, çok güzel uğur böceği sesleri geliyor. Uğur böceği. Bir de benim en sevdiğim çizgi film Gamba. Benim değil. Ya bir şey diyeceğim. Sen biraz daha önden yürüsene benden. Bir adım önden yürü. Ben korkuyorum. Hadi. Mücahit, şurayı göstersene bak. Bir şey diyeceğim. Uçsuz bucaksız. Seslere bak. Nereden geliyor? Bilmiyorum. Duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Bir de bak, bu mezarlığın etrafında yerleşim de yok. Ben gerçekten bak, hayvanlara Allah korusun. Bir şey diyeceğim. Yem olmayalım. Mesela şey olunca, burada mesela bir şey yaşasak falan, polisi falan arasak bulabilirler mi? Öyle deme bak, kötüyü çağırma. Kötüyü çağırma, hadi yürüyelim, bir şey olmayacak. Çekimimizi yapıp gideceğiz, bir şey yok zaten. Ne? Ölülerden korkmayacaksın, dirilerden korkacaksın. Yürü. Tuvalla gitmesek mi aslında? Ya yürü hadi, tamam hadi. Gerçekten canım korkuyorum. Abartma ya, hadi bir şey yok, hayvan bak. Hayvan hadi bak, duyuyor orası... musunuz siz? Yo. Daha korkacak şimdi, yo ne demek? Şizofren de benim kardeşim. Bu yol aşırı korkunç görünüyor. Ya baksana. Ben gitmek istemiyorum ya. Gerçekten gitmek tamam. İstemiyorum. Yağmur sen burada kal, gel Mücay. Gel. Sen burada kal, aferin benim aşkıma, kal orada tamam mı? Mücay niye bunu çekiyorsun, ben korktum burada sen gelene kadar. Yola gidelim hadi, yürüyelim. Çeşme var burada bu arada. Az önce gördüğümüz kovaları, şişeleri muhtemelen buradan doldur. Ya salak mısın? Canım ya, ne bileyim çalışıyor. Diyorum ya, şişeleri dolduruyorlar ay, buradan şey diye. Ay bir şey söyleyeceğim. Şeyin Güler eski kaya hayratına Allah kabul etsin inşallah gerçekten. Aa, çeşme yapmış. Evet, çeşme yaptırmış onun hayrına. İsteyen istediğinin hayratını yapabiliyor zaten bu çeşmelerden. Allah'ım inşallah... Ay! Ne oldu? Şuraya bak. Bu ne lan? Halat var. Ulan normal halat. İp neyine korktunuz ki? Normal ip değil bu, kendine... Baksana! Şey ipi, onun adını söyleyemiyorum da. Yani bu, pardon, normal mi? Biz mi anormal tepki veriyoruz Mücahit? Bu ne? Yaklaşma da, yaklaşma. Elleme elleme Tuna abla, bak çok korkuyorum, elleme ya. Ben diyorum gidelim ya. Uf bak. Tamam gel gel, bir şey yok, bir şey yok. Gel gel, gel tamam, çık buradan. Çık, gerçekten hadi. Korkuyorum. Tamam ya. Canım bir şey yok ya, biri şeylerinin, bak dilim tutuldu. Yani biz Allah yani mezar belki taş... oluyordur zaten mezarlıklarda böyle şeyler, biz bilmiyoruz mezar ya. Mezar taşlarının isimlerini görünce daha da bir geriliyorum. Gitmesek mi ya? Ya ben Beylikdüzü'nden buraya boşuna gelmedim. Bence gidelim. Çok doğru. Mücahit sen hep haklı bir insansın.
Ben de geriliyorum, bakma. Daha korkak olduğu için abla olmak zorundayım. Yoksa şeyim yani, çok korkuyorum. Ya ben sadece şu an mesela şey... Hı. Neden şey sesi geliyor? Full. Çünkü bak, burada yerleşim yok, tamam mı? Çok fazla hayvan olması normal ve her yer ağaç, yeşillik. Çok fazla hayvan vardır. Vahşi hayvan yoktur değil mi? Ama bak mesela ormanlık alanda böyle bir ses duymazsın, anladın mı? Ya beni korkutma, hadi yürü. Olabilir, gel. Buradan mı gidelim? Şuradan mı gidelim? Burada da bir yol var. Hep dümdüz gidiyoruz. Buradan gidelim bence. İki yoldan da gitmeyelim. Canım ya, yürü hadi. Ben oradan ses duydum. Yemin ederim ki. Bak şu anda korktum. Canım bura bitiyor ama bak bur bak. Buradan sonra yol yok. Buraya gidelim. Bak gerçekten oradan ses duydum. Vallahi şu anda korktuğum için sallamıyorum. Ya yürü hadi. Yürü, zaten ne fark eder? Ciddi ama be. Burada biri var mı? İnsan. Dur. Burada biri var. Müşahit. Merhaba. Tamam, orada niye olur, ses çıkarmadan durun? Gidelim lütfen, gidelim. Elim acıdı. Ne olur. Yavrum, ben... elim acıttım. Bir dakika. Kanka Damla gel sen. Geliyor. Bir dakika Müşahit, ben çeksene. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmak istiyorum. Bir dakika. Merhaba. Tuvalla beni Müşahit, bırakma. Pardon ya, yakınının yanına gelmiş biri olamaz mı ya? Abartma. Allah Allah. Pardon. İşi kapatır mısın? Ne yapıyorsunuz? Buranın bekçisi falan mısınız? Sayılırım. Bir ziyarete geldim ben de. Hayrola, siz burada ne yapıyorsunuz? YouTube çekimi yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ne çekiyorsunuz burada? Burası bir mezarlık. Bu ziyarete falan mı geldiniz? Bizim bir YouTube kanalımız var ve... Sen bıraksanız mı ya? Çok acıtıyorsun canımı. Tuğba Eroğlu YouTube kanalı. Biz sosyal medyada içerik üreticisiyiz ve burada işte mezarlıkta bir gün kaldık gibi bir içerik çekiyoruz ama hiçbir şeye zarar vermiyoruz. Hiç kimseye zarar vermiyoruz ya da. Siz buranın hikayesini biliyor musunuz? Siz bu cesareti nereden aldınız? Evet, bir şeyler duyduk. Yani hikayesi olan bir mezarlıkmış. Sizin için yayınlamamız... Bir dakika. Ya sizi yayınlamamız... Benim için hiç problem olmaz. Problem değilse... Yok, benim için değil ama... Bence... Anlatır mısınız bize de kanalımıza rica etsem? Ben yani... istemiyorum, dinlemeyeceğim. Ya, bence siz ne ya yapın biliyor musunuz? Bir video çekiyoruz. Çayı falan boş verin. Bence siz burayı terk edin. Önce. Evet, bence de gidelim. Cidden. Gerek. Ben zaten istemiyordum ya bu içeriği. Tamam. Bırak beni Yağmur. Ablacığım yapma ama. Bir dinleyelim. İstersen, istemesen gideriz. Çok korkarsan, tamam mı? Çünkü takipçilerimiz bilsin. Burada bir olay gerçekleşti. Bu olay da nasıl gerçekleşti? Ben istersen senin için anlatabilirim. Takipçilerim için. Takipçilerim için ben bunu yapabilirim. Buraya bir ceset gömüldü. O cesetten sonra burada her gün çığlık sesleri bekçi tarafından duyulduğunu söyleniyor. Ama yani bunu ben birkaç defa duydum. Ama şimdi nasıl olur? Duydunuz. Ne zaman gömülüyor? 97 yıllarında buraya bir ölü gömülüyor. Ölü buraya gömüldükten sonra burada çok korkunç sesler duyulmaya başlıyor. Ama yani bunun sebebi... Siz duydunuz yani. Tabii ki ben akşam buraya ziyarete geliyorum. Aslında sizin buraya gelmeniz bu saatte çok çok riskli bir durum. Gidelim yani o yüzden. Nasıl cesaret ettiniz? Gerçekten ben bunu da bilmiyorum ama. Peki nerede o ceset, belli mi? Nerede yeri? Çok eski bir tarih olduğu için. Neden soruyorsun Tuba ablacığım? Canım. Merak ettim. Gitmeyeceğiz. Merak ettim. Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz de. Çok eski olduğu için şu an bunun mezar belli değil ama gerçekten bekçi tarafından da bu seslerin duyulduğu, gelen insanlar tarafından da söyleniyor. Yani rivayet birkaç, değil. Rivayet değil. Birkaç tane insan bunları duymuş ama yani kimine göre masal, kimine göre değil. Siz duydun muyorsunuz? Tabii ki ben duydum. Ben çok ziyaret ediyorum ben burayı. Çok teşekkür ederiz bu arada gerçekten. Çok iyi oldu bunları anlat. İyi mi oldu onu da bilmiyorum. Biz çok korktuk şu anda. Buraya gerçekten ne niyetle geldiğinizi buradaki herkes biliyor. Kimin kalbinin nasıl olduğunu da biliyor ve sizi buna göre karşılıyorlar. Kim tamam karşılıyor? Sus. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ben böyle şeylerden gerçekten çok korkuyorum. Kim karşılıyormuş? Hadi biz... Kim karşılıyor acaba? Gidelim. Çok sağ olun. Ben arkadaşın cevap vermek istiyorum. Sen buradaki ölüleri gerçekten ölü mü zannediyorsun? Şu an bunları seni duymadığını görmedim. Ya ne diyorsunuz? Yürü. Valla gerçekten... Bir şey değil mi? Ben ciddi söylüyorum. Zannediyor, ne demek? Akli dengesi yerinde değildi bence. Gerçekten ölü mü zannediyorsun diyor ya. Bu arada hikayesini de doğru anlattı. Öyle bir hikaye varmış. Zaten mezarlıktayız. Korktuğumuz yetmiyormuş gibi bir ton şeyle korkuttu bize. Bir de bu mezarlık arkadaşlar o kadar büyük ve geniş ki. Nereye girdik, ne zaman, nereden çıktık onu da bilmiyoruz. Tepemizde kargalar öyle biri uçuyor. Öyle biri evet, gergin. Bu herhalde kargaların sesi bu arada. Bu taraflara doğru gidelim. Oralara gittik. Mezarlıkta çok... Ben diyorum gidelim artık. Zaten çok yakınız. Sesli değil mi? Bu kim? Bu kim Mücahit? Ya benim askerden arkadaşım ya. Lan ne bileyim? Bana niye soruyor? Kim bu? Bizim numaramızı değiştirdi. Biz kimse sayılı insan biliyor. O yüzden ve biliyorum. Şu anda saat 2:30 falan. Evet.
korktum şu an. Ben de. Saat 2:30. Çok oldu. Ve bizi bilmeyen bir numara arıyor. Kim olabilir ki bu? Ve mezarlıkta geliyor başımıza bu. Ne yapacağız? Get Contact'tan numarayı sorgulayıp etiketlerine mi baksak? Etiket derken? Yani bu numarayı sorgulayıp başka insanların bu numarayı nasıl kaydettiğine bakıp kim olduğunu bulabiliriz. Ha, yani ben seni mesela Yağmur diye kaydettim. Benim numaramı biri sorguladığında beni Yağmur diye kaydettiğini görebilecek. Tamam. Çabuk ki çok giriyorum Get Contact'a. Şimdi numarayı girmemiz gerekiyor. Evet. 0552. Evet. Şimdi sorguluyorum. Sorgula. Bakalım kim? Bak sen. Etiketlerine bakalım. Aynen. 31'den fazla etiketi var bu arada. Etiketleri insanların onu nasıl kaydettiğini gösteriyor. Evet, bakalım. Delikanlı. Aynen. Çok delikanlıdır. PP aşk. Ahmet'im dolar koymuş. Sümük. Bir mezara itti salak. Sümük diye kardeşine seni sümük diye kardeşine. Ucube var. Oğlum bu kesin annesi fış, değil. Fış lan sümük deme. Ulan Ahmet. Ulan fış. Ulan sümük. Bu saatte bizi korkutursun ha. Arkadaşlar bu arada böyle tanımadığınız numaralar sizi ararsa ya da kimin sizi nasıl kaydettiğini görmek isterseniz sizin için açıklamaya Get Contact linkini bırakacağım. Linke tıklayıp siz de Get Contact'ı indirebilir. Hem sizi nasıl kaydettiklerini hem de sevdiklerinizi nasıl kaydettiklerini görebilirsiniz. Ya biri sevgilinizi yakışıklı çocuk diye kaydetmişse mesela? Belli mi olur? Hemen kontrol etmek için Get Contact'ı indirmeyi unutmayın. Bizim özelliğe devam edelim. Çok korkuyorum. Evet şimdi başka gitmediğimiz yerlere gidelim. Çünkü neden? Çünkü başımıza bela arıyoruz. Anladınız mı? Müşahit buradan ne olur. Orası çok... Ben geri yürüyemiyorum da. O yüzden karanlık, mezarlık. Bak ışık tuttum falan. Sana geç. Ya, bak. Niye kızıyorsun ki bize hemen? Bak köpek sesleri geliyor. Benim fobi. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu arada gerçekten köpek sesleri geliyor. Hiç haz etmediğim şeyler. Yani köpekleri severim. Ama burada sevmem. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben... Oy. Yavaş. Bundan bahsediyordum işte. Beni geri yürüteceksiniz abi. Kalmadığımız herhalde bir yer kalmadı. Kalmadığımız bir yer kalmadı. Cümle kuramıyorum artık mücadele korkudan. Bak ağaçlar gerçekten. Ne? Görüyor musunuz? Ben görmedim. Ne? Bak. Ya şunu görmüyor musunuz? Taş canım o. Aha taşın arkasında. Ne? Bak fenerim de kapandı zaten. Çöp. Dur dokunma. Salak mısın? Ne çöp? Yapma Tuba da çöp değil. Kaşık lan. Dokunma diyorum sana işte ya. Dokunma bir bu dakika. Ne? Mücahit gelir misin? Bir dakika. Ya bu ne? Bir dakika. Mücahit bu ne? Allah'ın adını verdim bu ne? Dokunma diyorum niye? Kafa bir tane şey mi? Kafa. Sen şimdi mi gördün kafayı? Büyü. Büyü. Yemin ediyorum ki büyü. Büyü yapmışlar. Birinin kafasını lan. Koymuşlar. Büyüler böyle yapılıyor. Kara büyü bu ama. Ben bunu duymuştum bu arada. Bir şey daha var bir dakika. Ya sen niye her şeyi şey dokunuyorsun? Tılsım bu. O ne? Tılsım salak. Tılsım var ya büyü yaparken tılsım kullanırsın. Şey ya da ritüel yaparken tılsım kullanırsın. Kadının, Mücahit gel. Aynı kadının kafası burada da var. İpin üzerinde. İpin üzerinde de var aynı kadın. Aynı kadın değil mi? Evet. Şimdi bir şey diyeceğim ben dokundum ya buna. Bana tesir etmez mi Allah korusun? Eder mi? Hiç felaklasa hiçbir şey kalmaz merak et. Mücahit çok rahatsın. Büyü değil mi bu arada? Ben yanılmıyorum büyü bu. Evet büyü bu. Şunun şeyinde ne var? Dokunma. Dokunma ne olduğunu bilmiyoruz. Dokunma o kadar ya bırak. Sana ne? Dokunma geç şunu koy bulduğun yere. Allah affetsin ya ne yapalım? Gömelim mi? Yakalım mı? Hayır ben şimdi bilmiyorum yakınca kötü şeyler olabiliyor. Yakınca büyü yok oluyor. Bir şey diyeceğim vallahi biz bu videoyu yayınlıyoruz. Bu kadın kimse gelsin büyüsünü buradan kaldırsın. Ne yapayım ben korkuyorum. Bence kadın ölmüş büyüden dolayı karabeyi. Ya hıf öyle şeyler söyleme kalk hadi. Canım ben neden mezarlığa getirsin de koysun? O mu koyacak Yağmur? Bu acaba... Başka biri koyuyor onun şeyine. Hayır işte neden getirip mezarlığa koysunlar o zaman? Bilmiyorum onu. Gel. Allah'ım tövbe estağfurullah. Ben böyle şeyler duyuyordum bu arada. İnsanlar insanlara yapıyor da mezarlığa gömdüklerini bilmiyordum. Hep ağacın kenarlarına gömdüklerini duyuyordum. Orada da ağacın yanındaydı değil mi? Evet. Gömmemişlerdi. Gidelim. Bir şey diyeceğim. Köpek uluma sesi bu galiba.
Köpekler ne zaman olur biliyorsun değil mi? Ne zaman? Ne zaman? Boş ver yürü. Ne zaman Tuba abla? Tamam. Buradan uzaklaşalım gerçekten. Gidelim mi lütfen? Yeter ben. Lütfen gidelim ya. Gerçekten ben çok korkuyorum. Köpeğin de olacağı zaman buldu. Onlar üç harf, yani başka şeyler gördüklerinde oluyorlar diye biliyorum. Biz gidelim Tuba abla. Allah aşkına. Lütfen gidelim. Yani ya. Biraz daha kalırsak burada çığlık duyacağım. Gel. Dur tamam ya. Ya gelir misin? Köpek oluyor diyorum sana. Korkuyorum diyorum. Tamam. Bak. İnanmıyorum. Öf. Sen beni koşturuyorsun ya. Ama korkuyorum diyorum. İnanmıyorum. Ben koşamıyorum. Bacaklarımın ameliyatı. Bacaklarımın ameliyatı yok. Korkuyorum. Çıktık işte. Nereye? Ne oldu? Canım, çekim yine yarım kaldı. Bizim niye her videomuzun çekim yarım kalıyor? Çünkü ben diyorum ki bu tarz bir video çekmeyelim. Bak, elim ayağım titriyor ya. Evet ya, o köpek... Köpek miydi, kurt muydu o? Bir şey uludu. Köpek öyle mi olur? Bir şey değil mi? Ben bu akşam en çok o büyüden etkilendim. Ben büyülerden inanılmaz korkuyorum. Birine kara bağlama büyüsü müdür artık nedir? Bir şey yapmışlar kaşıklarla. Ay, o kadını bulun. Lütfen eve gidelim ya. Tamam, daha ben hayatta girmem. 3 saattir mezarlığın içerisindeyiz. Görmediğimiz şey kalmadı. Ben hayatta girmem lazım. Saat 4 olmuş ya. Bu arada böyle bir şey sakın yapmayın arkadaşlar gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Buraya oturduğum an ne kadar üşüdüğümü fark ettim. İçeride üşüme duygum yitirmişim aşırı yani. Aşırı derecede soğuk ya. Aşırı ben üşüdüm şu anda. Zatürre olmazsam iyi ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yani burada aklımızı yitirdik. Gerçekten korku videosu istiyorsunuz diye. Sizi çok seviyoruz. Anlamışsınızdır ne kadar çok sevdiğimizi. Zaten bugün buradayız. Mezarlığın önünden geçmeye korkan insanlarız normalde. Yemin ediyorum. Bence artık kapatalım. Hiç kimse riske girmesin daha fazla. Öpüyorum sizi kocaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biz hiç keyif almadık çekerken.